Değerli konuklar, sevgili gençler, hepinizi selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Bugün 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün itibariyle Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümü. Bunun ne anlama geldiğini sizlere çok kısaca açıklamak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları'ndan çıkmış, Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması mütarekesi imzalandı. Bu çerçevede İstanbul işgal edilmişti ve tüm Türkiye'ye yabancı kuvvetler yayılmıştı. Bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk gibi onun silah arkadaşları, İşte ya istiklal ya ölüm diyerek ülkelerini, vatanlarını kurtarmaya karar verdiler. Küçük bir vapurla 16 Mayıs günü İstanbul'dan yola çıktılar ve Atatürk'ün deyimiyle, kendisini söylediği şekliyle doğum günü olarak adettiği 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur aslında. Çünkü Kurtuluş Savaşı Samsun'a ayak basmakla başlar. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı verilmiş, 29 Ekim 1923'e gelinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'e olan büyük saygı ve sevgi sonucunda 1900'lerin 30'unda, 30'ların ortasında Beşiktaş Spor Kulübü ile başlayıp ama Galatasaray, Fenerbahçe Spor Kulüplerinin de katılımıyla bir gençlik festivali düzenleniyor, bir spor festivali düzenleniyor. Ve o tarihten itibaren her sene 19 Mayıs bir gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor. Günümüzde ise 19 Mayıs'ları biz Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurt dışındaki tüm temsilciliklerimizde, dostlarımızla, kardeşlerimizle, birlikte olan herkesle bir milli bayram, bir festival şeklinde, bir gençlik bayramı, bir spor bayramı şeklinde kutluyoruz. Ve aynı zamanda Atatürk'ümüzü de anıyoruz. Bugün değerli katılımcılar, size gençlik ve spor bayramımızı çok güzel gösterilerle hazırlayan Anadolu Lisesi'ne, Anadolu Kız Meslek Lisesi'ne, STK bu imkanları bize verdiği için ve katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar hayata geçirdiler. Folklor gösterileri var, modern dans gösterileri var, diğer dans gösterileri var, Kırgız halk dansları var. İnşallah gençlik, bu gençlik bayramını bizim için hakikaten bayram gibi kutlanmasına vesile olacak. Ben şimdi huzurunuzda hepsine şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir şekilde seyir diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Thank you.